İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin farklı bölge ve tapınakları ziyareti devam ediyor. Birleşmiş Milletler oturumu çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin son derece vahşi eylemlerine uluslararası tepki yetersiz. Türkiye'de Ermeni soykırım Armenosid'in inkarı ivme kazanıyor. Artsakh'ta karindaklar için yeni yerleşim mahalleleri oluşturuluyor. Batı Ermenistan'ın tarihi yerleri Çarek Manastırı. 1733'te Venedik'te basılan İncil restore edildi. Artsakh'ta Yaşamın Sesi konulu edebiyat günleri düzenlenecek. Batı Ermenistan heyeti Batı Ermenistan'ın eşsiz doğa harikalarından biri olan Yerzinka'nın Girlevik Şelalesi'ni ziyaret ederek Değirmenli Köyü'ne hareket etti. Diğer yerleşim yerleri gibi bu köyde de duvarlarında Ermeni yazıtları korunan harap durumda bulunan bir Ermeni kilisesi bulundu. Heyetimiz orada Dersim ilindeki yarı yıkık durumda kalan kiliselerin bulunduğu çeşitli yerleşim yerlerine yöneldi. Ne yazık ki zaman kıtlığından dolayı tüm Ermeni kutsal alanlarını görmek mümkün olmadı. Bunların Ermenilere ait olduğu yerel halk tarafından da teyit edildi. Türk katliamcı politikası burada da iz bırakmıştı. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinin farklı yerlerinde halen Meryem Ana'nın adını taşıyan Ermeni kiliseleri bulunmaktadır. Tüm bu kiliselerin Anay tapınaklarının bulunduğu yere inşa edildiğini belirtmekte fayda var. Sadece bu dönemde bu tür 18 kiliseyi biliyoruz. Birçok kilise yerine inşa edilen camiler de vardı. Dersim'de yapılan misyon sırasında delegelerimiz yerel halk tarafından katliam uçurumu olarak adlandırılan bir kayanın yanında durdu. 1915'te çok sayıda Ermeni'yi kayanın tepesinden aşağı attılar, bu yüzden bu adı aldı. Batı Ermenistan milletvekili Mihran Pırgiç'in de katıldığı bu mekanda yıllar önce soykırım kurbanlarını anma töreni yapıldığını belirtmek gerekir. Bir sonraki hedef, Dersim'in eskiden Ermeni nüfuslu Hozat ilçesiydi ve burada en dikkati çeken şey açık hava müzesiydi. 1938 Dersim katliamının resimleri burada gösteriliyor ve katliama maruz kalanların bu bölgenin yerleri olduğu belirtiliyor. Günün en unutulmaz ve etkileyici ziyareti dağ pınarlarına, gözelere yapılan ziyaret oldu. Burası aslında Tanrıçı Anahit'in sütünü simgeleyen kayaların göğsünden saf pınarların fışkırdığı bir kutsal alan. Burada tam anlamıyla kelimelerle anlatılamayacak bir enerji var. O kutsal su Anahit Tanrıçanın tüm gücünü içeriyor. Akşam Batı Ermenistan milletvekilleri ve devlet başkanı Dersimli Batı Ermenistan vatandaşlarının da hazır bulunduğu Dersim Hay Platformu'nun ofisinde ağırlandı. Sıcak bir ortamda görüş alışverişinde bulunuldu, bir takım sorular soruldu ve yanıtlandı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve Başbakan birer konuşma yaptılar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti kendi çeşitli üst düzey yetkilileri tarafından bir dizi uluslararası platformda gündeme getirilen 2020'deki 44 günlük Artsakh Savaşı sırasında işlenen savaş suçları üzerinde sürekli çalışıyor. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristina Grigoryan, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 50. oturumu çerçevesinde görüntülü mesajla yaptığı konuşmada yargısız ya da keyfi infazlar konusundaki tartışmaya değinerek ikincisine de atıfta bulundu. İnsan Hakları Savunucusu mesajında özel raportörün yaptığı çalışmayı övdü ve raportörün yetkisini güçlendirme ve daha fazla kaynak sağlama gereğini vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu 2020 yılında Artsakh'taki çatışmalar sırasında kendisine göre orantısız ve yetersiz olan uluslararası tepkiye atıfta bulunarak bu nedenle diğer mevcut yargısız infazlar için ön koşullar yaratıldığına değindi. Ombudsman konuşmasını bitirirken özel raportörün bölgeye daha fazla ziyaret yapma zorunluluğunu vurguladı ve görev süresinin etkin bir şekilde uygulanmasının garantisi olarak sahadaki durumu tanıma gereğini vurguladı. Türkiye'de Ermenilere yönelik soykırım olan Armenosid'i inkar politikası her düzeyde devam etmektedir. Devlet politikası ve propagandasının yanı sıra inkar pratiği vakıflar alanına da kaymış durumda.
bir dizi Ermeni karşıtı kuruluş birleşerek kısa adı TEKAR olan Türk Ermeni Araştırmaları Vakfı'nı oluşturdu. Vakfın temel amacı Ermenilere yönelik soykırım Armenosit iddialarına karşı mücadele etmek. Yeni tescil edilen bu vakfın ilk genel kurulu 25 Haziran'da gerçekleştirilecek ve TEKAR oluşumu için yasal prosedür tamamlanacak. Vakıf ayrıca 1914-1924 olaylarını güya sağlam yaklaşımlar ile sunan, kronolojik sırayı doğru bir şekilde sağlamak istediklerini belirten bir çalışma planı geliştirmiş. Doğal olarak güya sağlıklı yaklaşımları Osmanlı Devleti'nin soykırım politikasının ne pahasına olursa olsun aklı çıkarmak anlamına geliyor. Batı Ermenistan değerlerine bağlı kalmaya devam ediyor ve hem soykırımın tanınması hem de tazminat konusu olduğu kadar inkara karşı da savaşmaya devam edeceği çağrısında bulunuyor. Türkiye'nin inkarının tek dışa vurumu bu değil ama Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin aktif adımlarını gördüklerinde Türkiye bu çalışma şeklini daha aktif bir şekilde sokuyor. Bu da bizim çalışmamızın başarılı olduğunu kanıtlıyor. Türkiye Armenosit konusunda boşa çabalamaktadır. Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesindeki Noragü köyünde yerinden edilen Karintak halkı için yeni bir yerleşim bölgesi inşa ediliyor. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı Başkent İnşaat Dairesi Baş Uzmanı Aruşan Haçatıryan yaptığı açıklamada inşaat çalışmaları sürüyor. Çalışmalar Ekim 2021'de başladı ve 145 müstakil evler inşa ediliyor dedi. Onun dediğine göre bu yıl içerisinde 60 müstakil evlerin inşaatı bitti. Mahallede asfalt yollar ve çocuklar için oyun parkı olacak. Karintak köyünün hem 1. Artsakh Savaşı sırasında hem de 44 gün savaşı sırasında büyük bir askeri öneme sahip olduğu hatırlanmalıdır. Stratejik konum için düşman esas olarak cesur Ermeni askerlerinin ve gönüllülerin savaştığı bu bölge için özel müfrezelerin birliklerini kullandı. 44 günlük savaş sırasında Karintak köyü Azerbaycan tarafından işgal edilmiş ve sakinleri yerlerinden edilerek farklı bölgelere taşınmıştır. Getapek Bölgesel Merkezi'nin 7 kilometre güneydoğusunda Şamhor Nehri'nin sol kıyısında Kuzey Artsakh'taki en ünlü manastır komplekslerinden biri olan 17. yüzyılda inşa edilmiş Çarek Manastırı bulunmaktadır. Sütunlu salonu, iki katlı bir çan kulesi, bir şapel ve yardımcı yapılardan oluşan bu manastırda 1980'lerde tahribat izleri kaydedildi. Özellikle daha o yılların ortasında yazıttaki Haçkar'ın zarar gördüğüne dair gerçekler vardır. Batı Ermenistan'da Ermeni kültürel değerlerinin Türkler veya yerli Ermeni topraklarındaki diğer yerliler tarafından zarar gördüğü veya değiştirildiği birçok durum mevcuttur. Bu barbarlığın amacı birdir. Er ya da geç gerçekleşecek olan intikam korkusudur ve bunu Türk liderliği çok iyi biliyor. Yerevan'daki Meşrup Maşrut adlı eski el yazmaları enstitüsü ve Kutsal Eçmiyazin ana makamının Vaçe ve Tamar Manukyan adlı madenataran arasındaki işbirliği çerçevesinde Kutsal Eçmiyazin madenataranın eski kitaplarının fiziksel yıkımdan kurtarılması nedeniyle hasarlı kitaplar düzenli olarak restore edilecek. Vaçe ve Tamar Manukyan adlı madenataranda yapılan açıklamada madenataranın uygun özen ve tutumu nedeniyle 1733'te Venedik'te basılan İncil yenilenerek yeni bir hayat verildi. İki madenataranın uzun vadeli işbirliği süreklidir. Yakın gelecekte ortak etkinlikler planlanmaktadır. 1850'lerde Katolik Ermenilerin kimliklerini korumak için padişah tarafından sürekli baskı altında tutulan Vatikan'ın Osmanlı İmparatorluğundaki temsilcileri olduğunu hatırlatmakta yarar var. Ulusal Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği Artsakh Ofisi Başkanı Avakyan'ın belirttiğine göre Artsakh'ın başkenti Stepanakert ve çevresinde 26 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında kültürel etkinliklerin de gerçekleştirileceği Yaşamın Sesi adlı edebiyat günleri düzenlenecek. Ana Ermenistan'dan yazarlar ve edebiyat eleştirmenleri fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak için Artsakh'ı ziyaret edecekler. Girişim kapsamında Artsakh'ın çağdaş edebiyatı üzerine edebiyat yarışmaları, edebiyat akşamları, kıraat yarışmaları, sergi ve konserler, söyleşiler, toplantılar ve konferanslar düzenlenecek. Etkinliğin resmi açılışı 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Artsakh'ta ayrıca Batı Ermenistan'ın da büyük bir onurla katıldığı ve özellikle Konifa futbol maçlarından söz edebileceğimiz birçok kültürel ve spor etkinliğine katılmış ve katılmakta olduğunu da duyurmak gerekir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Margaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garuna adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.